Herkese selamlar. Geçtiğimiz videolarda çilizle birazcık küstüğümü ve elimdeki çilizleri sattığımı ama taraftar tokenlar için bu çilizlerimi tuttuğumu söylemiştim. Bugün de işte taraftar token satışı vardı ve ona iyi tabii ki de katıldım. Katılınca da insanlar işte hocam neden katıldın hani çiliz kötüydü falan diyorlar. E, ama taraftar token ile çiliz olayı e, bambaşka taraftar token fırsatı bambaşka bir fırsat ve bana gerçekten makul bir kazanç gibi geliyor. E, tabii ki de taraftar token alma etme işlemlerinde şu an birazcık hantal olduğunu da kabul etmek lazım. Düzeltiyorlar ama birazcık hantal. Özetle ben de hem çok önemli kritik sorunlar var. Taraftar token alıp satma olayında transfer ücret transfer e, kısımlarında gerçekten dikkat etmemiz gereken çok madde var. Ve eğer taraftar tokenlarla ilgileniyorsak nelere dikkat etmemiz lazım? İşte taraftar tokenlardan nasıl kazanç elde edebiliriz? Ben taraftar tokenları neden alıyorum? Gibi böyle bir 10 madde çıkardım. Bu 10 madde ben sizlere bahsetmek istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra da aklınızda soru işareti kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bir, taraftar token nedir? Nasıl alınır? Taraftar tokenlar işte Chiliz firmasının çıkardığı ve takımlarla anlaşıp o takımlara özel e, belli bir arzarda normal coin gibi token çıkarıyorlar ve bunları da satışa sunuyorlar ve sonrasında da bu tokenlar işte borsalarda listeleniyor. E, i̇lerisi için de bunlarla ilgili hayaller var işte bu. Onla da ilerleyen maddelerde değineceğim. E, özetle taraftar token budur ve taraftar tokenları şu an Socioz uygulaması üzerinden alabiliyorsunuz işte Çiliz Borsası ya da herhangi bir borsa üzerinden değil, ön satışlar şu anlık olsun mobil uygulaması üzerinden oluyor. Yani sizin Play Store ya da Apple Store üzerinden telefonunuza mobil bir şekilde Sojuos uygulamasını indirmeniz lazım. Burada da dikkat etmeniz gereken şey e, güvenlik uygulamaları var. İşte orada güvenlik kriterleri var. Onları da geçmeniz gerekiyor. İnanın çok zor değil. Zaten ben bununla ilgili de şurada Fantok'un alım satım diye bir video yaptım. Bu videoyu izlerseniz burada mobil kısımda da ne yapmanız gerektiğinden bahsettim. Bu birinci maddemizdi. İkinci madde olarak da e, taraftar tokenları biz neden alıyoruz? Yani tamam adam hocam aldık. Sen neden taraftar tokenı alıyorsun? E, arkadaşlar şöyle ön satışlar bu hem hisselerde hem e, ikolarda biliyorsun işte coinlerin ön satışları oluyor. Bu bir gelenektir. Olması gereken bir şeydir. İskontola çıkar arkadaşlar. Normalde 10 liralık olan hisse uyduruyorum. 6 lira. Çıkar 5 lira çıkar. E Taraftar tokenları da bakınca gayet makul seviyelerde, ücretlerde çıkıyorlar. Örnek vermek gerekirse ben işte Göztepe token şu an önümde e, 1 euroya aldım işte. E, onun dışında bu Şili takımı, Şili şampiyon takımı onu da 1 euroya aldım. İşte bugün Fortuna'yı kaç aldım? 1,5 euroya falan aldım. Hocam bunlar pahalı mı oluyor, ucuz mu oluyor? E, bunlar arkadaşlar şu an görünen o ki ucuz oluyor. Mesela bakarsak Paris Saint Germain'in tokenı 35 dolar. Juventus'un token'ı uyduruyorum 18 dolar. İşte City'nin token'ı var, Milan'ın tokunu var, Roma'nın token'ı var. Hocam işte sen şimdi e, göz bunları mı kıyaslıyorsun? Hayır. Mesela uyduruyorum Apollon Limosol. Çili takımından çok daha e, dandik bir takım olabilir ki arzları arasında da koyun adetleri arasında da bir fark yok. 21 dolar olmuş. Uyduruyorum Kulüp Atletico Independiente. E, bu da 4.5 dolar. E bakınca 1 dolarlar falan gerçekten ama gerçekten çok ucuz. Ee, ve bunun dışında bu coin'lerin ucuz olması dışında bir de listeleme borsalarda listelenme avantajları var. Yani orada bir testere oluşuyor. Benim ise benim asıl iştahımı kabartan kısım bir ilk satış kısmı oluyor. İki ben ön satışlara katıldıktan sonra da tekrardan taraftar tokun alıyorum. Onunla da listeleme diye bir madde olacak. Ee, oraya geçtiğiniz oraya direkt geçebilirsiniz ya da videoyu izleyerek oraya devam edebilirsiniz. Ee, benim iştahımı kabartan bir kazanç kısmı da o. Onu da ayrıca anlatacağım. Bir diğer maddemize geçelim. Hocam ben taraftar token al, alacağım. Tamam sojuyu indirdim Buraya para atmanın en ucuz en kolay yolu nedir? Ben aslında dediğim gibi o videoda bundan da bahsettim. Ama yine de bahsedeyim. Bunun en makul yolu şu anlık taraftar token yollamak arkadaşlar. Yani neden taraftar token'lar? Çünkü yollaması ücretsiz oluyor. Binance'te olur. Haribo'da olur. Ya da Chiliz borsasında olur. Bir taraftar token'ınız varsa... O taraftar tokenını alıp sojus uygulamasına atarsanız e, en makul en ucuz yöntem oluyor. Çünkü Chiliz'in şu an maalesef transfer ücretleri çok yüksek yani bakarsanız 15-20 dolara kadar çıkabiliyor. E bu da az bir taraftar tokenı alan biri için bence fazla bir ücret kesinlikle. E bu da Chiliz'in bir eksiği aslında. E, ama taraftar tokenı yollamak için dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bunu da dördüncü madde olarak söylüyorum. Evet. Taraftar token yollarken bazı taraftar tokenlarda minimum adet kısmı var. Yani siz mesela Trabzon tokenınız var. Bu minimum adetleri teker teker bilmiyorum. Google'a bakıp araştırabilirsiniz. Siz mesela çiliz borsasından çiliziniz e, var. Ve e, Sogyos uygulamasına atıp o Sogyos'da ön, ön satışa katılmak istiyorsunuz diyelim. Bunu mesela girip iki tane Trabzon token atıyorsunuz. Çiliz e, borsasından e, SoCiOsa. E ne oluyor? O gitmiyor işte bana çok mesaj geldi abi ben taraftar token attım ama gitmiyor hata döndü benim taraftar tokenum uçtu mu diye. Aslında uçmuyor uyduruyorum Trabzon taraftar tokenunda minimum gönderme adeti 5 siz 2 gönderdiğinizde sizin 5 göndermeniz bekliyor. Siz ne zaman 5 gönderirseniz minimum adeti bulursanız o zaman 7 tane tokenı birden yolluyor yani orada evet saçma bir durum var askıda kalıyor ve boşta kalıyor. Onu da çekebilmeniz için minimum 5 tane yollamanız lazım. Bu da ufak yatırımcı için zorlayabilecek bir şey olabilir. Mesela Juventus token'ın uyduruyorum minimum adeti 5 ise sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama ben mesela Barça token'ı yanılmıyorsam 2 kere gönder, 2 tanesini gönderdim. Mesela onu kabul etti. Hatta bir tane bile gönderip kabul ettiğini de biliyorum bazı taraftar tokenlarda. Ama taraftar token yollayacaksanız minimum adetinin kaç olduğuna bakmanız lazım. Bir başka önemli madde taraftar token'larda şu an için e, belli sınırlı sayılarda alabiliyorsunuz. Bu çoğu ön satışta böyledir aslında uyduruyorum. Mesela Göztepe token'unu 25 tane de alabildiniz. O 25 partından sonra ikinci bir e, seans açılıyor. Eğer kalırsa orada 100 tane falan alabildiniz ki genelde kalmadı onlar çok talep oldu. E, burada da şöyle bir çakallığa gidiyor bizim Türk yatırımcılar. Adam annesine, babasını, sülayesini açıyor, socuus uygulamasına ucuz ya, hani bir euro alacak ya, gidiyor bir tane uygulamadan 25, 25, 25, 25 alıyor. Şimdi burada şöyle bir hata oluyor. Ben gittim işte annemin, babamın hesabından açtım. Ben socuus'tan işte e Taraftar tokununu başka bir socios adresine gönderdiğimde hata oluşuyor. Bu işlem olmuyor. Bunu yapamıyorsunuz. Bunun yerine belki de hepsini bir çiliz borsasına atmanız daha makul olacak. Ve çiliz borsasında tutmanız daha makul olacak. Socios'tan sociosa e, taraftar tokun ya da çiliz aktarımı yok. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi ben ne dedim? E, i̇şte ön satışlar önemli dedim. E, peki hocam biz işte taraftar tokunumuzu aldık. Peki biz bunu nasıl satacağız? Sonuçta listelenecek belli bir e, süre sonra. Biz bunu Chiliz'de neden satmaya uğraşalım? Neden işte hep Chiliz borsasında hesap açın diyorsunuz. Neden böyle diyorsunuz? Biz bunu Sojuos'ta satalım. Çünkü Sojuos'ta satabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada kritik olan kısım şu. Chiliz borsasının orada ihtiyacımız var. Neden var? E, şöyle mesela uyduruyorum. Juventus ön satışı oldu. Benim artık Juventus token'larım var ama satamıyorum. Bu daha satışa çıkmadı. Bu satışa çıkmadan önce bize bir zaten Çilizi atma fırsatı veriyorlar. Hocam neden çilezi atalım? Şöyle bir şey var. Biz Usta emir verip satış yapamıyoruz. Yani sizin Usta satmanız için ekran başında olup böyle paso yani sat dediğiniz zaman satacaktır arkadaşlar ama ben Çiliz'de olursam ne diyebilirim mesela Göztepe tokununu 5 eurodan sat diyebilirim tabi bunları bu videoda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama ben 5 Euro dedim diye 5 euroyu emir koymayın ama diyebilirim yani 5 eurodan sat diyebilirim ve ekrandan çıkabilirim belki yarısını 5'ten yarısını 3 eurodan sat diyebilirim yani ve bu anlık fiyatlar aşırı hızlı olduğu için bu size çok büyük esneklik katıyor siz bu esneklik şansınız socyostu olmayacak o yüzden maalesef Çiliz borsasına e, muhtacız. Çiliz borsasında referans linkini videonun altına koyuyorum. Oradan üye olursunuz. Bu ön satışlarınızı Çiliz borsasından yapmanızı şiddetle öneriyorum. E, Çiliz borsasını atarsınız. Oradan da yaparsınız. Şimdi hocam e, biz sen, sen o zaman sadece ön satış için mi alıyorsun? Ön satıştan sonra bu taraftar tokenları bulaşıyor musun? Bir, ben kesinlikle trade için ee, taraftar tokenları hani grafikler çizip bakmıyorum. Bu bir cepteki bunu çiliz dönerdi. Hani trade için bunları çok kullanmayın. Bunlar daha çok koleksiyonel şeyler dediler. Ee, ki bununla ilgili de videonun devamında bir şey söyleyeceğim. Ee, peki hocam burada başka kazanç yöntemi ne? Ben şöyle bir e, kazanç yöntemi daha yapıyorum. Uyduruyorum. Göztepe tokenı aldım arkadaşlar. Bu da çok samimi şekilde söylediğim bir taktiktir. Göztepe tokenı aldım. Ee, ne olacak o Göztepe token bir yükselecektir büyük ihtimal yükselecektir. Yükseldikten sonra bir düşüş yaşayacaktır. Çünkü insanlar bir ön satıştan alanlar kar etmek isteyeceklerdir. Bu düşüş olduktan sonra bu düşüş yataya bağladıktan sonra ve uzun bir süre geçtikten sonra bakın uzun bir süre geçtikten sonra bu e, token'ın Paribu'da da işte Binance'de tabi takımın büyüklüğüne göre de değişir. Binance'de işte e, belki OKEx'de filan yayınlanma ihtimali var. Bu e, yayınlanma haberleri gerçekten tokenları çok fazla bir e, pozitif yönde etkiliyor. Örnek vermek gerekirse hemen bir bakalım. Çok net bir örnekle size göstereyim. Mesela Barcelona takımında gördüğünüz gibi ön satıştan sonra çok büyük bir düşüş olmuş bu coin'de. Şey, token'da. Ama gördüğünüz gibi şurada iki tane çok güzel kar bıraktığı bir evre var. Bunlardan biri arkadaşlar e, Paribu'da yayınlanma haberi. Bakın Paribu'da yayınlanacağı belli olduktan sonraki yükseliş. Bir diğeri de e, Binance'de yayınlanacağı zamanki yükseliş. Siz eğer şuradaki yatay bantta alırsanız bakın 80 çiliz civarlarından alırsanız burada çok red, net 120 çilize falan satabilirdiniz. Ben mesela Paribu'da bir satış yaptım. Paribu'da satıldıktan sonra şansımı şuralarda tekrardan aldım. Ve sonrasında Binance haberin çıktıktan sonra da tekrardan sattım. Binance'e listelendikten sonra çok yükseleceğini düşünüyordum ama beklediğim gibi olmadı. Ama sonuçta yine de 105 civarlarından sattım ve çok kısa bir şekilde 140, %40 garanti kar ettim. Ee, şimdi mesela aynısını insanlar şey için düşünüyor. Tabii ki de çok yatırım tavsiyesi olarak vermek istemiyorum ama mesela Galatasaray token'ın da ileride Binance'de yayınlanabileceği konuşuluyor. Ee, bu da filan yayınlandı zaten Galasay token. Mesela buralardan belki alıp bu riske girilebilir ama e şunu da söylemek lazım. Bir borsada yayınlanacak teorisine göre yatırım yapmak çok risklidir. E bu tutmayabilir, tutabilir. Yani bu tarz listeleme haberleri de bize bir kazanç kapısı sunuyor taraftar tokenlarda. Başka bir maddeye geçelim. Çok gariptir ki ben bunun böyle olacağını beklemiyorum. Diğer madde de maç sonuçlarının taraftar tokunlarını şu anlık etki ediyor olması. Bu uzun bir süre devam eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Ama bunu ne zaman gördük? Paris Saint Germain çeyrek... Şampiyonlar Ligi çeyrek finalin geçince taraftar tokunu yükseldi. Tabii ki de bu kumara giriyor. Hani onun yerine git iddia oyna, belki de daha mantıklı ama iddiada tamamen paranı kaybediyorsun. İçtiyse Paris Saint Germain'e yatırdığında belki de uzun vadeli tutmayı düşünüyorsan bu maç sonuçlarının da çok net bir şekilde etki ettiğini söyleyebilirim. Hatta böyle Paris Saint Germain maçında biri kırmızı kart gördü. O kırmızı kart bile böyle an, anında kırmızı bir muma neden oldu? Bu tarz tahminleriniz varsa bu yön, bu yöntemle bile para kazanabilirsiniz. Sanırım 8. madde ol, 8. maddeyi bitirdik. 9. maddeye geçeyim. 9. madde taraftar tokenları e, gördüğünüz gibi bu videoda da gördüğünüz gibi e, aslında baya yani normal yatırım araçlarına göre epey risksiz bir yatırım olduğunu kabul etmek lazım. Ama çok online kalmanız gerek çünkü haberler çok ani oluyor ve hep takip etmeniz lazım. Burada da benim iki tane takip önerim var. Bir çiliz emekçisi sayfası gerçekten burayı takip ederseniz her bilgiyi yabancı basından bile çok çok daha hızlı bir şekilde sunuyorlar. Aynı zamanda da CEO'ya da baskı yapabiliyorlar takipçi kitlelerinden dolayı ve CEO da genelde e, iletişimde kalabilen arkadaşlar. Aynı zamanda kolik sayfası da aynı şekilde ve bunların da e, bir e, telegram kanalı var Chiliz yatırımcılarına ve taraftar tokenlara özel. Onun da linkini aşağıda paylaşırım. Bunları takip ederseniz e, beni de takip ederseniz ben de mümkün olduğunca Chiliz ile ilgili ve taraftar tokenlarıyla ilgili yazmaya çalışıyorum. Bu üç hesabı takip ederseniz e, çiliz ve taraftar tokununlar hakkında kesinlikle bilgi sahibi olursunuz. Bunu da 9. madde olarak ekleyeyim ve 10. maddeye geçeyim. 10. madde gerçekten birazcık daha heyecanlandırıcı kısım. Tamam bunların hepsi işte e, yatırım tavsiyelerini verdik, ettik filan. Bir de şurada şöyle bir kısım var. Bu taraftar tokununlarının alabileceği şekil. Şu an karantina filan spor sektörünü zaten epey kötü etkiledi. Biliyorsunuz şampiyonlar ligi, işte Süper Lig filan bir karıştı Avrupa'da. E, ama İleride Chiliz'in açıkladığı bunlarla ilgili stake ve NFT fırsatları gelebilir. Yani elinizdeki taraftar tokenlar artık bambaşka bir hal alabilir. Uyduruyorum stake edebilirsiniz. Belki elinizde taraftar token tuttukça Chiliz kazanabilirsiniz. Belki elinizdeki taraftar tokenın işte tar takımı başarı sağladıkça siz ödüller kazanabilirsiniz. Belki ne bileyim indirimler kazanabilirsiniz. Böyle fırsatlar da var. O yüzden taraftar tokenlarına uzun vadeli yatırımcı olarak bakanlar da var. Ben öyle bakmıyorum ama bunu bakanlar da var. Belki siz de böyle bakıp ilerisi için umutluysanız bu tarz yatırımlar da yapabilirsiniz. bu da aslında heyecanları, heyecanlandırıcı bir kısım. Bununla paralel burada 10 madden bitti. Umarım video faydalı olmuştur. Faydalı olacağını düşünüyorum. Ve Çiliz fiyatına da değinmek gerekirse arkadaşlar ben Çiliz'den kaçtım. Neden? Nisan ayında verdikleri sözleri tam manasıyla tutamadıklarını düşünüyorum. Ve artık e, takım anlaşmalarının ve e, işte özel anlaşmaların bu işte e, çok da fiyatını etki etmediğini gördüm. Çok anlık etki ediyor. Ama yine de bakarsak Çiliz'in ne avantajı vardır? Çiliz'in bir tabana oluştuğunu ve çok da bu kadar taraftar tokumla, ya adamlar Barcelona'yla... İşte City ile falan aynı masaya oturmuş adamlar. Yani şöyle diyeyim size şu kripto para dünyasında kaç tane 10 bin tane mi coin oldu? Bu 10 bin tane coin'in CEO'larının e, 9900'ü e, belki de şey yapamaz Barcelona'nın stadından giremeyecektikler. Maalesef bunu söylüyorum. Çünkü çoğu e, 3-5 yazılımcı toplanıp yaptıkları marketingle beraber yaptıkları dandik projeler. Yani adamların böyle bir avantajı var. Bu yüzden de çok sağlam bir destekleri olduğunu ve yani 30 sentin aşağısına inemeyeceklerini düşünüyorum. Yani böyle zamanında bazı coin'ler efsane batışlar göstermişti ya. Chiliz'in öyle bir avantajı var. Bakınca testere piyasasından da güzel para kazanılabilir. Ama ben neden Chiliz'e yatırım yapmıyorum? Ben teknolojik bir şeyler bekliyorum. Ya da benim gözüm NBA'de. Ben NBA'yi bekliyorum. Ya da ne bileyim bir Almanya Ligi anlaşması olabilir. Bir Bayern Münih tavlasalar belki o fiyatını etki edebilir ama asıl burada bize coşturacak şey e, Stake'dir, NFT'dir, e, Chiliz chain'dir mesela ben Chiliz'den e, taraftar token'umu falan ücretsiz yollayayım alayım mesela e, taraftar tokun alırken ben işlem ücreti ödüyorum bu çok saçma gidiyorum bir buçuk euro falan işlem ücreti ödüyorum blockchain'de neden böyle bir şey olsun? Çiliz'den ön satışlara katılabileyim. Çiliz borsası daha esnek olsun gibi tonla beklentim var. Bu tonla beklentiler olursa belki Çiliz'e tekrardan yatırım yaparım. Ama dediğim gibi benim şu an iştahımı kabartan şey yatırımımın %5'ini %10'unu fazla da değil. Ben bu taraftar token'larda dediğim gibi listeleme haberleridir şudur budur bunları ayırdım. Ve bunların kazançları da şu an için gayet iyi gidiyor. Ha, her taraftar token'u böyle çok para edecek midir? Hayır belli bir süre sonra belki de 30-35% ön satış sonra bu kadar rahat para kazanılmayabilir. Ama şu an için fırsat olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Uzun bir video oldu ama böyle olmak zorundaydı. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız Twitter'dan ve Telegram kanalıma da bekliyorum. Gelirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın.